Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle çok eğlenceli, çok keyifli, çok... Ne? Rujlarımı karıştıracağım arkadaşlar. Bir şeyleri karıştırmayı çok seviyorum. İlk fondötenlerimi karıştırdım. Sonra likit mat rujlarımı karıştırdım. Sonra bütün ojelerimi karıştırdım. Gerçekten bütün ojelerimi ve saatlerimi alan bir videoydu. Wet n Wild rujlarımı karıştırdım. Ve siz bu konsepti çok sevdiniz. Çok da eğlenceli buldunuz. Birazcık kafanız dağılsın. Birazcık modunuz yükselsin. Şimdi göstereceğim. Bir dakika. Tuttum. Neyse ziyan yok. Tam tamına 19 tane, pardon 20 tane Essence'ın rujunu karıştıracağım. Yere düşündüğüm de rengi bayağı iyiymiş deyip her yere bulaştırdım. Essence'ın tanına gittim. Teker teker bütün rujlardan fık 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 aldım. Yeni bir serisi geldi. This is me. Toplamda 12 tane renk var. Ben 3 tanesini bulamamışım arkadaşlar. Yok yani 3-4 tane Essence standı gezdim. Özellikle bu renkler... Puf. Çünkü sadece her standa 3 tane geliyormuş ve o yüzden bulamadım. Hatta bakın bulamadığım renkleri de söyleyeyim size. 13, 14 ve 15. Bu üçü yok. Onun haricinde eski serilerinden olan bu ambalajdaki rujlarından da bulabildiklerim hepsini aldım. Sonuç nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bu rujların renklerini de bilmiyorum. Hepsini sizlerle beraber açıp deneyeceğiz. Öyleyse hadi yaklaşın. Hadi gel. Ve rujları gördüğünüz gibi dizdim. Şimdi bunları sırayla ilk önce sizlere beyaz bir kağıt üzerinde renklerini göstereceğim. Sonrasında kıyacağım onları. Yani nasıl kıyacağım bu kadar güzel şeyleri bilemiyorum gerçekten. Ben daha dediğim gibi rujların açmadım. Sadece bir tanesini açmıştım. This Is Me serisindeki 09 yani en açık renk ile başlıyorum. Çok efsane duruyorlar gerçekten. Hadi bakalım. Woo, güzel bir nude'muş. Ben bunları eritmekten vazgeçiyormuşum. Bu sefer dişimi kullanmamak için yanımda makasımı hazır ettim. Çünkü diş hekimi takipçi... diş hekimi takipçilerim bana diyor ki Merve kendine gel. Ben de inadına böyle fare gibi ön tarafından açmaya çalışıyorum. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Şimdi 10 numarasını kullanacağım. Ben kafayı mı yedim? Nasıl kıyıyorum şu an bunlara? Bu sefer de tırnağımı kıracağım. Her şekilde bir yerimi kırıyorum yani. Şimdi 11 numarayı uygulayacağım. Yalnız bu bayağı güzel duruyor. 12 numara. İşte açtığım ruj buydu. Aa, bu da çok güzelmiş. 16 numara. Oo, tam bir çikolata kahve. Ben bunları eritmesem bana çok kızarmışsınız. Şimdi uygulayacağım 17 numara. Bu daha sıcak bir çikolata kahve. Ama kendiliğinden açıldı ilk kez. Beni zorlamadın canım 18 numara. 18 numarayı uygulayacağım. Oo, bu bayağı soğuk bir kahve bakın. Tam bir çamur rengi gerçekten. Sen de açık olsaydın ne olurdu? 19 numara. Ohohoho, bu neredeyse siyaha yakın bir kahve. Ve beni uzun zamandır takip edenler bilir. Tam bir mor hastasıyım. Tam bir mordaliyim. Mor sevdalısıyım. Bir emo'yum. Emo'ların favori renkidir ya. Neyse o konuya çok değinmek istemiyorum. Çünkü bir zamanlar ben de emo'ydum. Bu 20 numarada tam öyle bir ruj. Uf uf uf. Bu nedir? Ay bu çok güzel. Ben bunu cepliyorum arkadaşlar. Ben bunu eritmem. Yapacağım, mızıkçılık yapmayacağım. Deryesini alırım yani ne yapayım. Sonunda farklı bir seriye geçtik. Velvet Matte Lipstick olarak geçiyor serinin adı. Bu 01 numara. Güzel bir nude. Yalnız bu rujlar beni çok uğraştırmıyor çünkü şurasından... Açılıyor kendiliğinden açık. Hiç diğer seri gibi değil. Canım, canım. Bu 03 numara. Oo, bu çok iyiymiş yalnız. 10 numaraya, 9, 10, 11 özür dilerim. 11 numaraya birazcık benziyor ama çok güzel bir nude. Bu 04 numara. Ah! İnanmıyorum. Benim daha ruju eritmeme gerek kalmadan kendiliğinden erimiş arkadaşlar. Bakın şuraya izi çıktı bile. Neyse. Acil durum ıslak mendili. Yani bu ruju yerinden benim çıkartmam gerekiyordu. O kadar hevesli ki eritilmeye. Fırladı yani. Pasaklılığa bakar mısınız? Bu ne? Şimdi bazılarınız şey diyordur. Hani videoya başlamadan önce neden açmadın? Çünkü ben kendimi biliyorum. Ben bunları ambalajından çıkarırsam swatchlardım ve videonun heyecanını ve bu akışı yaratamayabilirdim. O yüzden sizle beraber açıyorum. Şimdiki rengim 06. Aa, nazarlara geliyoruz.
Aa, bu çok güzel bir karpuz pembesi. Karpuz kırmızısı mı denir? İşte ondan. Velvet Matte'sindeki son rujumda 09 numara. Bayağı bayağı kan kırmızısı. Çok seksi bir renk. Şimdi aynı ambalajlamada farklı bir ruj var. Color Up'lardan Shine On. Yani parlak bitişli rujlarından. Bu tek kalmıştı arkadaşlar. Hatta bazı Essence standlarında bundan hiç yoktu. Yani bir tane bulduğuma şükür. Onu da şöyle aşağıya bir yere... Allah! Belli olduğu üzere çok opak olmayan rujlardan. Ben böyle karıştırma videolarını çok seviyorum. Çünkü kimse de olmayan ve sadece size özgü aynı ürünleri alıp karıştırmadığınız sürece de hiç kimse de olmayacak bir şey elde ediyorsunuz. Bence çok tatlı ya. Şimdi farklı bir seriye geçtim. Bu da Instant Color diye bir ruj serisi. Şimdi uygulayacağım 05 numarası. Ama bayağı kömür grisi bir ruj. Soğuk mürdümümsü grimsi bir renk. Şimdiki rengim 11 numara. Bayağı bu rujlar bitmiş. Muhtemelen bunlar indirimdeydi. O yüzden çok tercih edildi ve bunun da rengi güzelmiş ama. Bu arada ben bu rujları alırken hangisi ne renk var? Hangisi baskın olur aldığım zaman falan gibi düşünerek böyle bir matematik yaparak almadım. O yüzden ne olacağını inanın ben de bilmiyorum. Şu anda da 12 numarasını uygulayacağım. Ooo, kiremit kırmızı da çok güzelmiş. Ve bu serinin son ruju 20 numara kahvemsi mürdümümsü bir renk. Ooo, değişik. Bir şeyi tutabilsem keşke yani. Ve Essence'ın yıllar yıllar önce almış olduğum bir ruju. Bunu da kendim kattım. Come Naturally isimli 03 numaralı ruju. Ben bunu çok seviyorum ama bu video için gerçekten kullanılır yani. Bakın rengi mükemmelliğine. Mau dedikleri pembemsi, gül kurumsu lilamsı bir renk ne olduğunu o da bilmiyor. Renklerin güzelliğine bakın. Yani yamuk yumuk sürmüşüm şu an. Başak burçluluğum tuttu ama. Balık burcum bu arada. Yükselim olarak. Buradaki nude renkler, aralarda çok hafif koyu tonlar da var. Kırmızı tonlar da var ve nasıl bir renk çıkacağını inanın ben de tahmin edemiyorum. Bu renk skalasını neye dönüştüreceğiz? Nasıl bir renk olacak? Hadi. Karıştıralım artık. Rujları eritmek için gerekli malzemeler. 1. Spatula. 2. Erittikten sonra rujların içine yerleştirebileceğim ufak bir huni. 3. Bıçak. 4. Artık kendinden geçmiş bir tava. Şimdi iki farklı bıçak aldım. Bir tanesi normal, bayağı keskin olan bıçaklardan. Bir tanesi kahvaltı bıçağı. Acaba hangisiyle daha kolay alabilirim bilmiyorum. Deneyeceğim. Şimdi bunu böyle kestiğimde içinde kalıyor. Oo. Böyle uğraşmak çok zor ama ya. Bir şöyle yapmayı deneyeceğim. Bunu Sofya'da görmüştüm. Ruju böyle çıkarıyor. Çok hafif. Şöyle kırmadan. Ve yes! İşte budur! Çıkan rujun güzelliğine bakar mısınız? Tavanın içinde olan ruja bakın. Yani neredeyse yarısı şunun... Yani yarısı şunun içinde kalmış. Bu birazcık sıkıntı. Hiç ruj kalmadı. Umarım hepsini de yapabiliriz. Hadi. Hayır! Bak bazıları daha sıcak olduğu için gidiyor. Ay bak bu olmadı mesela. Tamam oldu. O zaman birazcık şöyle şuralardan alayım ki koparsa arka taraftan alabilme şansım olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Çok eğlenceli. Ama bir içim gitmiyor değil. Hiç kullanmadığım rujlara yaptığım muameleye bakın. Ah. Peki. Ama şurayı nasıl alacağız? Ben bunu cepleyebilir miyim? Güzel rengi. Sana ihanet ediyorum. Çok özür dilerim bebeğim. Bunlar sıkıntılı rujlar. Fık diye kırılabilir. Ya koparırsam diye. Aa, bu kendiliğinden kopmuştu zaten. Allah'tan dibinden kopmuş yani. Sıkıntı. Bazılarının yapısı çok yumuşak olduğu için de şu an sıcaktan birazcık erimiş bulundukları için şu an bir kulak pamuğuyla deneyeceğim. De böyle de gıdım gıdım çıkıyor ya, yok. Yok arkadaşlar, okey. Bunun da ömrü o kadarmış, yapacak bir şey yok. Biraz uçtan alayım bunu da. Ya neden? Çok sıcak olduğu için midir? Hadi hadi. Bak birazcık hareket etti, gördün mü onu orada?
Evet. Son hamlede çıkardım. Bak bu shine olandan korkuyorum. Parlak olana geldim. Bunun yapısı çok kremsi çünkü. Deyip alabildiğimizi alalım. Uf, sıkıntı. Evet. Bıçağı çok derine sokmamak lazım ama yani sokmasam da hadi hadi hadi. Bildiğiniz nefesimi tutuyorum ya. Şöyle kılçıksız çıkanlar beni o kadar mutlu ediyor ki. Dokunduruyorum. Çekiyorum ve... Tada! Ve son rujum. Baba babam. Hadi sen de fışık diye çık yavrum. Hadi. Oh. Hayır. Sonda bana gol atma fikri. Sana güvenmiştim. Bütün rujlarımı gördüğünüz gibi aldım buraya. Şimdi ilk önce bir saç kurutma makinesiyle denemek istiyorum. Çünkü onların yukarıdan nasıl erdiklerini görmek, izlemek çok keyifli. Ben en azından ruj etme videolarında o sahneye bayılıyorum. Şimdi sizin için ben de onu bir deneyeceğim. En sıcağını ayarlıyorum. Hepsini bir yere alıyorum. İlginç şeyler oldu şuralarda falan. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Kendimi şu an pin-up kızı gibi hissediyorum. Üstüm puantiyeli, bandalan puantiyeli, batılan puantiyeli. Uuu bir saniye! Çok hızlıca erimeye başladılar. Birazcık altını kısıyorum. Çünkü kaynamaya başladı. Ve karıştırıyorum artık. Bayağı kaynıyor. Ben bunun altını kapatıyorum. Bu nedir ya? Bu ne kadar güzel bir şey oldu. Çok iyi bir şey oldu bu. Şimdi katılaşmadan hızlı olması için şöyle bir düzenek yaptım kendime. Ama bu bunun içine giriyor tam yani. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Hop. Evet böyle böyle yapabilirim. Yani çok zor. Keşke kapakları yanına koymasaydım. Aa, evet bu gitti. Mahvettim şu an rayı. Ben birazını yanlışlıkla döktüm arkadaşlar az önce. O yüzden muhtemelen şu ön sırayı dolduracak, geri kalanını doldurmayacak. Yani daha iyi gibi sanki. Allah Allah Allah. Burası çok kötü oldu. O kapakları koymamalıydım. İçimden bir ses zaten duyduk. Merve ne yapıyorsun? Kapakların orada işi ne? Aa tıkandı deliğe. Bakın gördünüz mü? Tamamen donmuş. Yani şuradan ufacık bir boşluk var. Arkadaşlar inanın bir sürü ruj gitti yani. Şunun içini görüyorsunuz. Ocağın da halini görüyorsunuz. Burada temizlemem gerekiyor şimdi. Şu içi ruj dolu olanları alıyorum. Ay şu akıtmış ya bildiğin. Ha iyi tamam okey kapandı. İki, dört, altı, sekiz, on. Arkadaşlar yarı yarıya. 10 tane rujum eksik şu an. Onlar işte ocağın üzerinde. Lavabonun içerisinde. Böyle saçma sapan şeyler oldu. Şimdi ben bunları... Oo bayağı sıcaklar. Buzdolabına yerleştireceğim ve bir saat sonra falan alacağım. Sizin için rengi uygulayacağım. Bakalım nasıl bir renk elde etmişiz. Ve Merve şimdi buraları temizlesin. Yani şurası deli ruj dolu ama artık gelmiyor. Bunları ben nasıl temizleyeceğim? Peçeteyle aldık. Güzel. Annemle şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Böyle bir tencerenin içerisine her şeyi koyduk. Ve bunu kaynatacağız.
Burası sıcak olduğu için şu an elleyemiyorum. Soğuması gerekiyor. Umarım çıkar. Çıkmazsa hepsi çöp. Ve arkadaşlar rujumu dondurdum. Ama şöyle bir sıkıntı var ki her yerine bulaştığı için bir tuhaf duruyor her şey. Ve şekilli değil. Yani bence bu bizim için çok büyük bir sorun olmamalı. Ben sadece şimdi uygulanışına bakacağım. Yapısı hakkındaki fikirlerimi söyleyeceğim. Bence fena değil. Anneciğim? Muhteşem. Vallahi. Çok güzel. Gerçekten mi? Evet, sevdiğim renkler. Ay hoşuma gitti. Ben yapısını da çok beğendim ve bu ruj benim için asla bitmeyecek çünkü elimde bu hariç 9 tane daha var. Sana giderken vereyim anne. Olur. Yapısı böyle o shiny dediğimiz parlak rujlar var ya, aynı onlar gibi. Ben o yüzden çok beğendim. Tam yazlık bir ruj oldu yani. Tam yazlık. Ben bunu kullanırım gündelik olarak. Bir hoşumdan Damla'ya da gönder. Gerçekten göndereyim ya. Bira böyle yapıyor. Evet, bira böyle yapıyor ya. Yerim onun dudaklarını. Bundan etrafımdaki arkadaşlarıma da hediye edeceğim. Çünkü benim gibi bu renkleri seven çok fazla insan var. Deyip artık videoyu kapatmak istiyorum arkadaşlar. Yani bir şeyleri karıştırmayı çok seviyorum. Çok eğlenceli geliyor. Sizlerin de kafası dağılıyor. Sizin de hoşunuza gidiyor. O yüzden bu tarz içeriklere devam ederim. Ama sizin aklınızda neler var? Belki bana böyle farklı önerilerde bulunabilirsiniz ve ben de onları deneyebilirim. Önerilerinizi bekliyorum. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Ayrıyetten. Bu neydi? Ayrıyeten biliyorum ki kanalıma abone oldunuz ama olmadıysanız diye tekrar bir hatırlatayım dedim. Biliyorsunuz ki yandaki o zil işaretine tıklamazsanız eğer o çentikler açılmaz. Çentikler açılmayınca da benim videomun bildirimleri sizlere gelmiyor. Çentikleri açın. Videomun bildirimleri size gelsin. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Bol dolu öpücükler gönderiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.